Atilla Saral'ın kolu neden alçıya alındı? Paramparça'nın cansusu Leyla Tanlar kimden söz ederken gözleri doldu? Yıldız Tilbe sahneye çıkmadan yaptığı açıklamayla bir kez daha gönülleri kazandı. Kameralarımızı şimdi Çeşme'ye çeviriyoruz. Bir şeyde müzikle de uğraşıyorum aslında. Çok sıcak böyle basıyor. Çeşme'de aşkı arayanlar, huzuru bulanlar, güneşlenenler ve akşam yemeğinde karşımıza çıkanlar. Artık tamamen işe odaklanıyorum. Her şeyin onunla, hepsi teker teker. Magazin 8 Çeşme'de birbirinden ünlü isimleri görüntüledi. Kiralık aşkın Koray'ı kendine yeni bir iş buldu. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu Çeşme'de DJ'liğe başladı. Dizi oyunculuğu, kas direktörlüğünün yanı sıra artık DJ olarak da göreceğiz herhalde ünlü oyuncuyu. İstediğim bir şeydi, müzikle de uğraşıyorum aslında. İlgim var müziğe. Her ne kadar şarkı söyleyemesem de ama o tabii ki aynı şey değil. Ondan sonra biraz arkadaşlarımın ısrarı, biraz da hani seyircilerin çok ısrarı, işte yazım sizi bir yerde görebilir miyiz, edebilir miyiz dediler. Kuriş'e geliyor söz. Kuriş çok seviliyor diye seviniyor Onur Büyüktopçu. Çok renkli bir karakter, komik bir karakter. O da insanlar da seviyor. Sonuçta bir tebessüm edemediğimiz zamanlar yaşıyoruz maalesef. Hani kışın da böyleydi. Cuma akşamları az da olsa güldürebiliyorsak seyircilerimizi, herhalde bizden daha mutlu kişiler olamaz. DJ'likte iyi para var diyorlar Onur Bey diye giriyor muhabirler söze. Ancak Kuriş Bey olarak cevap veriyor Onur Büyüktopçu. Ben İzmirliyim ve benim çocukluğum buralarda. Çeşme Fırçası'da geçti zaten. Çok da sevdiğim yerler. Bildiğim yerler en azından. O yüzden yabancılık çekmiyorum. Sevgi dolu, güler yüzlü ve iyi düşünen biri Onur Büyüktopçu. Şu dizide bombelere geldik diyor sürekli. Ne demek bombelere gelmek, bunu soruyoruz. Dedikodu mahiyetinde hani bombelere gel bak sana bir şey anlatacağım, sana bir şey söyleyeceğim gibi bir şey. Ha bu biraz şey yani hani kendi arkadaş arasında şu anda herkes kullanıyor bunu, ben bile şaşırıyorum. Koray yazıyor. Ay ben, resmen ben. Ne kadar şanslıyım. Böylelikle masrafa da girmeyeceğim. Bombe. Beyaz tenli Sabah Tümer de resmen esmerleşmiş bir şekilde Alaçatı'daydı. Çok sıcak böyle basıyor. Aslında uzun zamandır buradasınız ama biz sizi nedense göremiyoruz. Evet değil mi? Bir inzivada gibiyim. Evet. Yok ya çıkıyorum da sizlerle şey yapamıyoruz galiba. Bir başka yerlere gittim. Ondan sonra tekrar geldim. Gidiyorum geliyorum. Burada da size gerçekten yakalanmadım. O da benim başarım herhalde. Meşhur kahkahasını atıyor ve neşeli halini sergiliyor yine. Ama sinirlenirsem de tam sinirlenirim diye ekliyor Sabah Tümer. Mesela diyelim ben sana kızdım bir olaya, tamam mı? Ki öyle bir şey diyorum, olmaz. Allah korusun canım. İnsan halini galiba. Ondan sonra diyorum ki eyvah diyorum Sabah, hani bir tepki vermektense bir üstüne yat bakalım ne olacak diyorum. Hı-hı. Uyuyorum, uyanıyorum, kızgınlığım devam ediyorsa sana şarlıyorum. Geçiyorsa demek ki o balonmuş. Tatilde yine yalnız galiba. Yok mu aşkınız diyor muhabirler. Kahkahalı bir cevap veriyor Sabah Tümer. Hayatım bir de önce göremiyoruz diyorsun. Ondan sonra görünce yalnız diyorsun. Gördüğümüzde de yalnız görüyoruz. Demek ki işte görmediğin kısımlara... Görmediğin kısımlara bak. Kahkahası kadar bu eteği de moda olacak cinsten. Baksanıza şu detaya. Sağ bacağını sağdan soldan saran ikili zincir ne de hoş duruyor değil mi? Alaçatı aşksız olmaz tabii ki. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Tatil süperiz. Evet teşekkürler. Oyuncu Gizem Karaca sevgilisi Kemal Ekmekçi ile Çeşme'de tatilde. Güzel projeler var. Değerlendiriyorsunuz. Evet. Senaryolar okunuyor. Evet. Aynı zamanda senaryo okuyor musunuz? Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorsunuz onu? Senin yüzünden değil mi? Bak plajda senaryo okuyorsunuz diyor. Oyunculuğun yanında yazlık tasarımlar da yapıyormuş hanımlara Gizem Karaca. Sandaletler. Evet. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Öyle bir şey heves ettim. Güzel gidiyor bakalım ama. İlgi alaka nasıl tasarladıklarınıza? İnanılmaz iyi yani. Yok satıyor. Sevgilisi Kemal Ekmekçi de destek veriyor hanımefendiye. Yok satıyor. Yok satıyor. Kalmadı elimizde. Ne zaman getireceksin elini? Bilmiyorum işte ya bir bakalım. Çeşme'ye Bodrum'dan gelmişlerdi. Buradan da Marmaris'e mi geçeceksiniz diye soruyor muhabirler. Yok sırada iş var artık tamamen işe odaklanıyorum. Yarın İstanbul'a dönüyorum. Yeni işler başlıyor. Tatil yeter. Artık gelsin işler diyor Gizem Karaca. Bu arada evlilikte yakındaymış diye haberler geliyor kulağımıza. Evlilik beklentisi vardı. Tarih belli oldu mu?
Onu öğreneceksiniz. Daha var. Onu da Kemal Sam'ın oğlu Emir'den ayrıldıktan sonra pek ortalarda görünmeyen paramparçanın cansusu Leyla Tanlar Çeşme'de bir arkadaşıyla yemek yerken çıkıyor karşımıza. Gece boyu elinde telefon, yüzünden gülücük eksik olmadı genç oyuncunun. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Abi Levin de gelince Leyla Tanlar otele doğru yol alıyor ama sohbet etmeden bırakmayız sizi Leyla Hanım. Bir hafta falan oldu, son günümüz, döneceğiz biz de, iyi geçiyor. Tatilin son günüymüş Leyla Tanlar için. Çünkü paramparçanın seti yeniden başlayacakmış. Ama tatil bitiyor diye üzülmüyor. Aksine ailesi gibi gördüğü rol arkadaşlarına kavuşacağı için çok mutlu görünüyor. Cümleleri kuramazsın bile ya. Her şeyin onunla, hepsi teker teker. Çok... Özellikle Civan abi ya, çok özledim onu şu an. Civan abi dedemiz bu arada. İstanbul'u terk edip Kaz Dağları'nda yaşamaya başlayan Atilla Saral da Alaçatı'da. Kuluysa boydan boya Alçı'da. Geçmiş olsun Atilla Bey, nasıl oldu bu iş? Beni mahcup etmeyin, ne diyeceğimi bilememiz. Ufak bir kaz sıkışması falan, öyle bir şey yapmışlar. Atilla Saral ufak bir kaza diyor ama kolu bileğinden dirseğinin üst kısmına kadar alçıya alınmış. Oradan da geçermiş. Ben gideyim ya, beni bağışlayın. Neyse ki ciddi bir durum değilmiş. Atilla Saral'ı uğurlayalım ve kameralarımızı Doğukan Manço'nun DJ'lik yaptığı mekana çevirelim. Babası usta müzisyen Barış Manço'nun izinden giden Doğukan Manço yeni albümünde Funda ile bir düet yapmış ve klip çok konuşulmuştu. Meğer bu klibi çekerken çok tereddütte kalmış. Sabırı taşım çatladı, hiç mecalim yok. Bakma sen güldüğüme. Acaba başlarda dedim çok mu farklı tarz oldu falan ama insanlar dinledikçe beğendiler. Oldu galiba. Biz sohbete devam ederken klasik anne baskınlarından biri yaşanıyor. Lale Manço oğlunu sahnede izlemek istemiş. Kimseye haber vermeden Çeşme'ye gelip sürpriz yapmış. Anne! Baskın masanızı. Lale Manço oğlunu çok özlemiş. Özlemini de biraz sitemkar cümlelerle dile getiriyor. Vallahi şu oğlumu görmeye geldim. Duydum ki buradaymış. Görüşemiyoruz, burada görüşelim. Ve Doğukan Manço yeniden sahnede.